Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir tatil vloguyla daha beraberiz. Bugün Didim'de bir otele geldik. Bugün gelmedik, dün geldik. Ama ben dün yorgunluğuna tabii ki çekemedim. Ve bugün başlıyorum vloga. Böyle size birazdan odayı gezdireceğim. Ama şu an değil. Birazdan odayı gezdireceğim. Kahvaltıya gideceğiz, havuza gideceğiz falan filan. Ama ondan önce ilk bir şu manzarayı bir göstereyim. Evet, burası bizim odanın balkonunun manzarası. Böyle görüyorsunuz. Bence bayağı iyi bu arada. Bunlar da komşularımız. Merhaba. Merhaba komşu. Merhaba komşu. Küçük komşu merhaba. Evet. Şu kocaman tripodla da video çekmek beni biraz üzüyor. Neyse şimdi kahvaltıya gidip oradan havuza geçeceğim için mayımı giydim, altına şort, üstüne de böyle bir kimono aldım. Şöyle göstermek istedim. Saçlarımı da böyle biraz dalgalı, biraz şey. Böyle bir de ufacık bir lip gloss. O kadar. Evet, saatler çok erken olduğu için böyle kimse yok ama şöyle bir çekeyim. Şimdi havuz çok dolu değilken size turunu yapayım. Şöyle iki tane kaydırak burada, bir tane kaydırak da şurada var. Böyle bir iki havuz var burada. Diğer tarafta da havuzlar var. Onları da göstereceğim. Şöyle yürüyelim. Ya hani o kadar sıcak ki gerçekten hiç bu kadar, hani her videonun ben çok sıcak diyorum ama gerçekten burası çok sıcak yani. Hiç böyle sıcak beklemiyordum. Düzce'den geldim sonuçta. Bir de yani yol o kadar uzundu, o kadar uzundu ki dedim yani ne gerek vardı. Ama tabii değdi geldiğime. Çok uzun sürdü yol. Akşam 2'de çıktık, 3'de çıktık. Ertesi gün kaçta geldik? Ertesi gün 4'te falan oteldeydik. Tabii molalarda dahil. Beni biraz araba tuttuğu için sürekli mola verdik, şey yaptık. O yüzden çok uzun sürdü yol. Dün de vlog çekemememin sebebi o yüzden. Yine arada kameraya bakmayı unutuyorum ama olsun. Böyle. Evet, bu kaydırağı da göstereyim. Bu kaydırak muhtemelen çocuklar için falan. Çünkü hiç yani çok derin, çok sığ denir. Evet, çok sığ burası. Hiç derin değil. Böyle. Ve güneş. Evet, böyle bir de sahil kısmı var, böyle uzanıyor. Ama tabii ki ben denize girmediğim için orayı size yakından gösterir miyim bilmiyorum. Burası da diğer havuzumuz. Şöyle hemen göstereyim. Burası çocuk havuzu. Şimdi restorana giriyoruz. Bakalım ne varmış kahvaltıda. Ben de sosis alayım. Burada da böyle kişi yapılıyor. O kahvaltı hakkında düşünüyorsun. Kahvaltı çeşit çok. Herhalde 250 çeşit. Yorgun gibisin sanki. Kebapların böyle bir gitmiş gibi. Yok be, yaşım daha 32. Hiç olmaz. Ne 32'si? 18 yani. He çarpı. Kahvaltı güzel, güzel. Adam yapmış işini. Sadece lezzette biraz sıkıntı var. O da önemli değil. Olsun. O da biz gurme olduğumuz için. Biz gurme, evet. Aynen. Aşık gurmeyiz. Evet, evet. Şey büyütmüyoruz. O yüzden böyle. Ceres güzel. Burası muhtemelen harika, tavsiye ederim. Tamam, hadi görüşürüz. Şimdi havuza gireceğim. Saat daha 9 falan. Önce güneş kremi süreceğiz.
Şöyle bir güneş kremi aldım. Gratis'ten aldım. Bilmiyorum, hassas ciltler için diyordu. Bence güzeldir diye düşünüyorum. Şöyle. Kolyeme sıkmasaydım iyiydi ama olsun. Şimdi ben normalde yüzüme bu tüm influencer'ın önerdiği Proxy'nin güneş kremini kullanıyordum. Makyajlarımın altına da. Hatta diğer videolarımda da göstermiştim. Ama tabii ki ben tatile gelirken neyi unutmalıyım? Güneş kremimi, yani yüzüm için. Onu unuttum. O yüzden... Utandım şu an. O yüzden yüzüme de bundan süreceğim. Bakalım. Zaten çok yanmıyorum ben ya. Benim sadece böyle kollarım yanıyor. Beyaz tenli olmama rağmen. Şimdi böyle dediğim için yanarsam da biraz üzülürüm ama. Öyle. Potatoes, tomatoes. Tomatoes. Şimdi odaya geldim. Çünkü yoruldum yani. Aa, ışık çok güzel değil mi? Oha, ben burada kaç tane story çekeyim. Zaten var 1500 tane story attım. Ama hiç işte çok story attığında bilmem ne falan da demeyin. Çünkü ben evdeyken bile 1500 tane kahve storiesi atıyorum zaten. Neyse, şimdi saçımı yağlayacağım. Bu Elidor'un saç bakım yağlı yağından kullanıyorum. Denizden, havuzdan, duştan, her yerden çıkınca bunu kullanıyorum. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Gratisler, Watsons'lar bunlarla kaynıyor. Öyle, şimdi şöyle bir saçımı yağlayayım. Ondan sonra da bir oda turu yapalım artık. Bir oda turumuz yok mu? Var. Şimdi böyle kapıdan giriyoruz. Ufacık 2 dakika falan sürecek oda turu bu arada. Pelin de orada. Yine kameralar asla çıkmıyor. Böyle kapıdan giriyoruz. Yatağımız, komodinlerimiz, televizyonumuz. Şöyle göstereyim. Manzarayı zaten göstermiştim balkonu sabah. Sonra burada böyle bir masa. Tabii ki de makyaj yapmak için. Hatta bu çekmeceye de makyajlarımı falan doldurdum. Öyle. Sonracığıma bakalım. Şöyle bir koltuk var. Sonuçları böyle boş olan var. Burada bowl'ları falan koydum. Orası biraz dağınık. Burada da böyle yine ben varım. Dolap. Bildiğimiz gibi içinde buzdolabı falan var. Burası tuvalet, banyo. Yine şöyle. Ve yine ben. Oda turumuz bitmiştir arkadaşlar. Burada böyle az önce gösterdiğim yağlar falan filan var. Bu kadar yani. Çok bir şey de yok aslında. Hiçbir şey yok hatta. Normal, sade, şık, güzel bir oda. Tabii en sevdiğim yanında böyle çok aynası olması. Böyle. Akşam yemeği. Böyle meze ve böyle bir tavuk. Giderim. Ada çayı içiyoruz. Sessiz olun. Tatildeyken hasta olmayın. Bu kadar. Tamam. Ne de şeyden gelmeyin. İzmir. İzmir, yeni İstanbul, İzmir yoluna gelmeyin. Adama iyi geçiriyorlar. Yapma ya.
Ya rahat ama yol kaplıyorlar. Eski yoldan da gelsen gamıcı dolu, tır dolu. Benim zaten abonem nereden bilsin eski yolu yeni yolu yani. Nix Pharmacy bilmem ne bu kadar. Yeni İzmir yolunu herkes bilir. Evet, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden bilgi aldık. Hello, günaydın. Yeni bir günde daha beraberiz. Şimdi sabah kahvaltıya falan gittik ama onları çekmedim çünkü dün çekmiştim. O yüzden böyle bir hazırlandım. Havuza gireceğim ama havuzdan önce fotoğraf çekilirim diye düşündüm. Yani inşallah umarım ışık falan güzel olursa. Havuzdan önce böyle bir fotoğraf çekileceğim. Güzel olursa. Sonra da öyle havuza falan gireceğiz. Ve yine beraber yapacağız her şeyi. Böyle bir ruj sürdüm. Yani havuza girerken çıkaracağım. Bakalım. Şimdi fotoğraf çekecek yer arıyorum. Yani şurada çekilebilirim diye düşünüyorum şunun önünde. Pelin ne diyorsun? Olur bence. Ya da böyle çiçeklerin altında iki çiçek. Şöyle. Güzel ya bu arada. Her yer fotoğraf çekilmelik yer. Şöyle göstereyim. Bir yandan da otel turu. Şöyle palmiyelerin altında. Aa evet. Şimdi şurada palmiyelerin altında çekileceğim. Bekleyin ve görün. Şu an güneş o kadar güzel ki. Bayağı bir yüzdüm bugün böyle. Bayağı yüzdüm. Şöyle. Ay yanmam ben dedim ama yani yanmaya başladım böyle. Mayonuzdan izleri çıkmaya başladı. Ama hoşuma da gitmiyor değil yani bir tık. Hem rüzgar esiyor hem güneş var. Yani rüzgar esmese okey ama olsun yine de güzel. Peki şey var yani lip gloss sürme sorunsala. Gerçi ıslak saçın lip gloss'a yapışması. Peki şey sürekli böyle demem. Neyse içeceğimizden içelim azıcık oturalım güneşlenelim. Kombinimi göstermişim. Şimdi akşam yemeğine geldik. Böyle açık bir olduğu için her şeyden doldurdum. Köfte aldım. Meze falan aldım. Böyle. Ve böyle bir gün batımı. Çok güzel değil mi? Şurası şu adada tavşan adasıymış galiba. Öyle dediler. Tavşanlar ve yılanlar varmış. Yılanlar çok. Çünkü saçlarım öyle bir yanmış ki hani tarayamıyorum ya öyle mi öyle değil. O yüzden tüm aksaklıklara rağmen tatilimize devam ediyoruz. Böyle saçımı topuz yaptım. Güne başlıyoruz tekrardan. Kaçıncı gün olduğunu artık 5, 4 ya da 5. günde falanız şu an. 4. gün muhtemelen. Aynen. Öyle devam ediyoruz tatilimize. Şimdi kahvaltıya gideceğim. Ama bugün nasılsın? İyiyim. Mayon çok güzel. Teşekkür ederim. Kolyen de çok güzel. Yürü bakayım. Yürü. Vay arkası da çok güzel. Şortun da çok güzel. Çok şıksın. Bizim nesin?
Evet, şimdi kahvaltımızı yaptık. Kahve içiyoruz. Bugün ikinci kahvem. Öyle. Şimdi size kahvaltı şeyini göstereceğim. Çünkü babam göstermemi istedi. Şöyle, buralarda masalar var. Şöyle göstereyim. Burada böyle piş falan yapılıyor. Yine aynı şekilde. Böyle bir sürü uzanan kahvaltı bölümü var. Aynı şekilde yine burada da devam ediyor. Şöyle göstereyim. Böyle yani, çok uzun sürmedi, bu kadar. Böyle bayağı çeşitleri falan olan bir yerdeyiz. Öyle yani, güzel. Tüm lezzetler damak tadımıza uymasa da yine güzel. Umarım sesim geliyordur. Çok ses var burada. Böyle. Geldiğimizden beri otelden çıkmamıştık. Bir çıkıp dolaşalım dedik. Altın Kum Plajı'na geldik. Şimdi beraber Altın Kum Plajı'nı gezeceğiz. Şimdi meşhur Altın Kum Plajı'na geldik. Gerçekten çok güzel ama çok kalabalık. Böyle göstereyim. Ama su çok güzel gözüküyor. Keşke ben de kıyafetlerimi yanıma alsaydım, girerdik diye düşünüyorum. Böyle tabii ki şimdi tabii çok acı o tarz yerlere bakacağız. Böyle dolaşalım bakalım. Şimdi tabii ki süs falan alıyoruz, hediye alıyoruz. Şunu kuzenime, bunu da halama aldım. Böyle bir sürü bir sürü hediyelik yerler. En sevdiğim tabii ki isimler falan. Evet, şimdi sahilde parti varmış bu akşam. Oraya geldik. Umarım eğleniriz.
karıştırdım. En son ne çektim, ne çekmedim bilmiyorum. En son galiba dün gece köpük partisi vardı. Onu çektim. Bugün de yine beraberiz. Bugün 5. günümüz. Yarın döneceğiz artık. Şükürler olsun, evimi özledim ama tatil de çok güzeldi. Yani doya doya bir tatil yaptık. Bugün de böyle havuzun tadını çıkaracağız. Belki denize de girerim bilmiyorum. Böyle bugün son günümüz. Yani yarın döneceğiz inşallah. Böyle hazırlandım. Havuza falan gideceğim. Bakalım, bu arada ben hani yanmam falan demiştim. Yani kollarım yanar falan demiştim. Görüyorsunuz. Yani gerçekten mahvolmuş durumdayım. Ama olsun yani, yakışıyor. Güzele ne yakışmaz. Neyse. Öyle şimdi takılacağız öyle otelde. Havuza falan gideriz. Bir şeyler yaparız. Yaparız ya. Ay ben bu tatili böyle bir kendim beğendim. Böyle bir yanmak bana bir yakıştı Pelin. Değil mi? Kızardın sadece. Bir kızardım ama olsun. Şimdi sabah dansı olacak. Pelin sabah dansa katılacakmış. Katılacak mısın? Bilmem, belki kızarım. Ben de güneşlenirim falan, yani kızarırım biraz. Böyle akşam yemeğine gideceğiz. Bence güzel oldu yani, bu renk bilemedim de. Pelin sağ olsun. Stylistim Pelin. Böyle. Şöyle yakından göstereyim. Fotoğraf çekilelim derken yemeğe geç kaldık. Gidiyoruz. Işık tersten geldiği için tersten çektim. Şimdi düze Of, öyle arkadaşlar. Öyle saçlarımı yani kurutamıyorum çünkü çok sıcak yani. Sıcakta bir de... Birazdan kuruyacak zaten. Hani 5 dakika falan kurur muhtemelen. Ama bir de bu şey, otomatik kurutma makineleri çalışmıyor bu arada. Buradan duyurulur. Kendini zor ısıtıyor. Kendini zor ısıtıyor. Bir de şey, hani bu otele gelecek olanlar varsa... ben bu YouTube videosunu otelin iyi yanlarını çektim. Yani eğlenmeye baktım. Bir eğlenceli bir şeyler olsun diye, ki eğlendim de. Ama tabii ki otelin iyi yanları olduğu kadar kötü yanları da var. O yüzden hani Instagram DM'den yazabilirsiniz ya da yorum olarak yazabilirsiniz. Benimle iletişime geçebilirsiniz yani, bilgi almak isterseniz. Böyle. Kayalarımız aynı. Evet, best friend. BFF. Birleştirince kalp oluyor. Neyse. Neyse. Akşam yemeği mantı, çiğ köfte, böyle bir tabak, bir de böyle bir tabak kadar. Şimdi de tabii ki manzara. Artık son akşam yemeği diyebiliriz çünkü evimize dönüyoruz. Uzun bir tatilin sonuna geldik. Neler çektim neler çekmedim bilmiyorum. Muhtemelen video çok uzun olacak ama her şeyi çekmeye çalıştım. Yani dolu dolu bir video olur diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Böyle umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. Elimden geldiğince size de paylaşmaya çalıştım. Dediğim gibi otel hakkında falan bilgi almak isterseniz Instagram kullanıcı adım PNRSKRC, zaten her yerde yazacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Artı olarak bu kadar. Kanalıma abone olup beni takip etmeyi Instagram'dan unutmayın. Ve videoyu beğenirseniz de çok sevinirim.
Şöyle. Görüşmek üzere. Baba dönüyoruz, ne düşünüyorsun? Çok mutluyum. Kurtuldum artık. 5 gün yetti bana. Seneye Bodrum'da görüşmeye 6 gün. Seneye Bodrum'da görüşmek üzere, hoşça kalın. Şu anda yolculuk başlayacak. Çok stresliyim. Stresliyim ama hava çok sıcak, bunaltıcı. Evet. O yüzden 750 km yol gideceğim. Onlar çünkü uyuyacaklar, rahat, ben rahat değilim. Herkese tavsiye ederim tatili. Herkese iyi günler dilerim. Evet, kanalıma abone olmayan arkadaşlar görüşmek üzere, hoşça kalın. Bir dakika, kanala abone olmayanları oldurmak gerekiyor. Hadi bye.